Dünyanın en sert ve ev değmemiş yerlerinden biri olan Antarktika, donmuş topraklarının altında sayısız gizem barındırır. Hiçbir kaynak sunmayan bu donmuş kıta, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine sandığı gibidir. Ancak yakın tarihli keşifler bu bölgede beyaz çölden daha fazlası olduğunu ortaya çıkardı. İşte karşınızda Antarktika'daki buzulların derinliklerinde bulunan ve hayal gücümüzü zorlayan keşifler. Uzun kafa tasları. Buzun altına doğru ilerlerken ilk keşfimizi kemiklerle yapacağız. Bilim insanları Antarktika'nın donmuş topraklarında kazılar yaparken daha önce Mısır ve Peru gibi yerlerdeki antik medeniyetlerde bulunanlara benzer ürpertici uzun kafa tasları keşfettiler. Bu kafa tasları uzun ve sivri şekilleri ve büyümüş hacimleriyle Indiana Jones filmlerine ait gibi görünüyordu. Bu buluntuları ünlü Paracas kafa taslarıyla bir kıyaslayalım. Oldukça benzer görünüyorlar, öyle değil mi? Kafa taslarının garip şekilleri tarihçiler, antropologlar ve hatta komplo teorisyenleri arasında tartışmalara yol açtı. Öyle ki teoriler kafa tası şekillendirme uygulamalarından uzaylı iddialarına kadar uzanıyor. Ancak bu kafa taslarının kökeni konusundaki tartışmalar yalnızca DNA analizi ve karbon tarihlemesiyle sonuçlandırılabilir. Peki sizce eski medeniyetler bu buzlu topraklara seyahat etmiş olabilirler mi? Yoksa bir zamanlar Antarktika'da hiç bilmediğimiz bir medeniyet mi yaşıyordu? Prehistorik canlıların fosilleri. Yapılan bazı çalışmalarda soğuk ve acımasız buzlarla kaplı Antarktika'da yaşamış eski canlılara ait fosiller ortaya çıkarıldı. Bilim insanları yıllardır deniz sürüngenlerinden dinozorlara kadar çeşitli prehistorik canlıların fosillerini keşfediyorlar ve tüm bu kalıntılar Antarktika'nın geçmiş ekosistemine dair çok şey anlatıyor. Bu tür fosillerin varlığı Antarktika'nın bugünkü gibi buzla kaplı değil, aksine zengin bir ekolojik çeşitliliğe sahip bir yaşam alanı olduğunu düşündürüyor. Milyonlarca yıl öncesine uzanan bu fosiller, aynı zamanda prehistorik Antarktika'ya dair bir bakış sunuyor. Bu dönemde kıta, Gondwana'nın bir parçasıydı ve daha sıcak bir iklime sahipti. Eski bir yumurtlayan canlının taşlaşmış kalıntıları. Antarktika'nın donmuş manzarasındaki bir diğer gizemli keşfimiz ise uzun yıllar önce yaşamış yumurtlayan bir canlının taşlaşmış kalıntılarını içeriyor. Bilim insanları milyonlarca yıl boyunca buz içinde korunmuş bu prehistorik fosili keşfettiklerinde şaşkına döndüler. Çünkü milyonlarca yıl önce yaşamış olan bu canlının yumurtlama özelliğine sahip olması, başta sürüngenler, kuşlar ve birkaç memeli türüyle ilişkilendirilen bir özelliğin geçmişini gösteriyordu ve bu da bu canlıların evrimsel tarihine dair ipuçları sunuyordu. Bu canlının varlığı ve neslinin tükenmesi, bilim insanları arasında bir dizi farklı teori ortaya atılmasına yol açtı. Bazıları bu canlının daha sıcak bir Antarktika ikliminde yaşamış olabileceğini öne sürerken, diğerleri canlının ekstrem şartlara ve soğuk ortamlara dayanıklı olabileceğini savunuyor. Neslinin tükenmesiyle ilgili teoriler ise sıklıkla iklim değişikliklerine değiniyor. Hatta bu canlının sonunun buz devriyle beraber geldiği söyleniyor. Öyle ki Antarktika'yı bugünkü haline dönüştüren de buz devri süreciydi. Kanlı Şelale. Taylor buzulundan Boni Gölü'ne dökülen bu kan kırmızısı şelale, buzulun donmuş damarlarından akan karanlık bir zehir gibi görünüyor. Bu ürkütücü kırmızı sıvının kökeni ise eski bir tuzlu su gölüne dayanıyor. Zaman içinde gölün demir açısından zengin suları, buzulda bir çatlaktan sızarak açık hava ile karşılaşmış ve kırmızı bir şelaleye dönüşmüş. Ancak ne kadar korkunç görünse de bu kanlı şelale bir buzul altı katliamının sonucunda oluşmadı. Bu ürpertici renk doğal bir olaya dayanıyor. Demir açısından zengin su, hava ile temas ettiğinde paslanıyor ki buna da oksidasyon adı veriliyor. Demirin oksidasyonu suyu kan kırmızısı bir hale getiriyor. Bu da adeta kanayan bir buzul görseli yaratıyor. Kurak vadiler. Şaşırtıcı bir şekilde bu buzla kaplı kıtanın kalbinde buzullardan arınmış bir bölge bulacaksınız. Bölge kurak vadiler olarak biliniyor. Bu 4800 kilometre karelik bölge, ürkütücü bir şekilde kuru çakıl yatakları, kayalık uçurumlar ve parlak mavi donmuş göllerden oluşan ıssız bir yer. Daha da ilginci, bu sert manzara Mars'a benzetiliyor. Aslında NASA bile düşük sıcaklıklar, kuru iklim şartları ve aşırı ortamlarda hayatta kalabilen belirli bakteri türlerinin varlığı gibi benzerlikleri nedeniyle Mars roverlarını burada test ediyor. Peki bundan ne anlamalıyız?
Şöyle ki kurak vadilerden elde edilen bulgular, dünya hakkında sırları açığa çıkarmanın yanı sıra, Mars da dahil olmak üzere birçok gezegendeki potansiyel yaşamı destekleyebilecek koşullar hakkında bilgiler sunuyor. 100 yıllık viski. Antarktika buzları içinde uzun yıllar boyunca korunmuş ve doğal olarak donmuş bir sıvı hayal edin. Bu ne tür bir sıvı olurdu? Eminiz kimse 100 yıllık bir viskiyi düşünmemiştir. 2007'de McIlhenny'se ait bir viski bir sandıkla birlikte keşfedildi. Şişe, Shackleton'ın 1909'daki talihsiz keşif gezisinin gerçekleştiği bölgedeki buzların altında bulunuyordu. Aslında bakarsanız bu kazara bırakılmış bir eşya değildi. Shackleton'ın ekibi, gemi buzun içinde sıkıştığında ağırlıktan kurtulmak için viskileri geride bırakmıştı. Viskinin kusursuz korunma süreci ise en az keşfin kendisi kadar ilginçti. Antarktika'nın aşırı derecede düşük sıcaklıkları, viskiyi 100 yıl boyunca olağanüstü bir şekilde koruyarak alkolün bozulmasını önledi. Dondurulmuş sabit sıcaklık sadece şişe ve etiketleri değil, içindeki viskinin tadını, kokusunu ve kalitesini de muhafaza etmişti. Buzulaltı Gölü'ndeki Gizemli Canlılar. Şimdi de son derece büyüleyici Vostok Gölü'ne bir göz atalım. Bu göl 4 kilometre kalınlığındaki buzun altında gizlenmiş ve 15 milyon yıldan uzun süredir dokunulmamış halde duruyor. Bu da bölgede neler olduğunu görmek için harika bir sondaj keşfine zemin hazırlıyor. Öyle ki buzlu kabuk delinirken bilim insanları karmaşık yaşam formlarıyla karşılaştılar. Güneş ışığından uzak ve en ekstrem koşullarda yaşayan bu organizmalar yaşamımızın geleneksel anlayışına zıt düşüyordu. Bunlar arasında Loki Archaeada alanına sınıflandırılan yeni bir bakteri türü araştırmacıları şaşırttı. Bu organizmalar karanlık ve donmuş sıcaklıklarda yaşarken benzersiz hayatta kalma mekanizmaları sergileyerek dünyadaki yaşam anlayışımızın sınırlarını zorluyor. Endurance gemisinin kalıntıları. 1914'te Sir Ernest Shackleton ve mürettebatı, Antarktika'yı karadan geçen ilk kişi olmayı umarak Imperial Trans-Antarctic Expedition adlı göreve çıktı. Ancak gemileri Endurance, Weddell Denizi'nin buz tabakalarına sıkışarak acı bir kaderle karşılaştı. Bu hikayede Shackleton'ın adamları sert Antarktika iklimine bir yılın üzerinde dayandıktan sonra kurtarıldılar. Ancak Endurance, buzlu denizde kayboldu ve uzun bir süre bulunamadı. Bir asırdan uzun bir süre sonra muhteşem bir tesadüf sayesinde Endurance'ın kalıntıları Antarktika buzunun altında keşfedildi. Gemi neredeyse mükemmel bir şekilde korunmuştu. Gelişmiş ses dalgası teknolojisi gemiyi 3 kilometreden daha derin bir yerde tespit ederek arkeologlara 20. yüzyılın başlarındaki denizcilik ve tarih hakkında çok değerli bilgiler verdi. Gamburtsev Sıra Dağları. Daha önce gün ışığını hiç görmemiş sıra dağlar olduğunu duydunuz mu? Antarktika buzunun altında keşfedilen Gamburtsev sıra dağları, zaman kapsülüne hapsedilmiş doğal bir harikadır diyebiliriz. Bu gizli zirveler boyut olarak Alplerle yarışabilecek büyüklüktedir. Tabii sıra dağların buzulun altında olması size garip gelmiş olabilir. Tam da bu noktada keşfin önemi devreye giriyor. Gamburtsev Dağları'nın Antarktika'nın yeşilliklerle dolu bir kıta olduğu döneme kadar uzandığı, yani yaklaşık 1 milyar yıl kadar eski olduğu düşünülüyor. Bu da bilim insanlarının Antarktika'nın ılıman ve yeşil bir kıtadan donmuş bir çöle dönüşmesine, yani kısaca gezegenimizin jeolojik tarihine benzersiz bir bakış sunuyor. Sonuç olarak bu sadece etkileyici bir buluntu değil, aynı zamanda tarih derslerinde anlatılabilecek bir gelişme olabilir. Kurban edilen İnka çocukları. Şimdi de İnka medeniyetini içeren ürkütücü bir hikayeye göz atalım. Güncel Antarktika kazılarında İnka törenlerinde kurban edilen çocukların kalıntıları ortaya çıkarıldı. Buzlu mezarlardaki halleriyle neredeyse ruhani bir güzellikleri olan bu mumyalar, eski bir medeniyetin inancını ve kurban ritüelini yansıtıyor. Daha önce bu halkın sadece Ant bölgesiyle sınırlı olduğunu düşünüyorduk. Ancak Antarktika bulguları, İnka kültürünün bilinmeyen bir yönünü gösteriyor. İnkalar, Antarktika gibi zorlu ve insan yaşamına uygun olmayan bölgelere bile seyahat edebilmişler. Bu da medeniyetin denizcilik ve çevrecilik yeteneklerinin ne kadar ilerlemiş olduğunu gösteriyor. Pico de Orizaba'daki mumyalar. Yolculuğumuz Meksika'daki en yüksek dağ olan Pico de Orizaba'da yapılan beklenmedik ve ürpertici bir keşifle devam ediyor. 2015 yılında dağın zirvesine yakın iki donmuş mumya bulundu. Mumyalar 50 yıldan fazla süredir buzul mezarda hapsolmuşlardı. Keşiften bir süre sonra bu kalıntıların zirveye ulaşmak isterken trajik bir kaza geçiren dağcılara ait olduğu anlaşıldı.
Bilim insanları bu mumyaları analiz etmek için son teknoloji adli tıp teknikleri kullandılar ve dağcıların hayatları ve son anlarında maruz kaldıkları koşullar hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkardılar. Bu talihsiz insanlarla ilgili anlatılan ürkütücü hikayelerse keşfedildikleri yer kadar dondurucuydu. Söylentilere göre dağcılar 1960'larda bir keşif gezisi sırasında gruptan ayrılmışlardı ve çok bariz bir şekilde bu onların sonu olmuştu. Andri'nin kutup keşfi kalıntıları. Bu büyüleyici hikaye 1897'de İsveçli kaşif Salomon August Andri'nin hidrojen balonuyla Kuzey Kutbu'na ulaşmasını içeren cesaret dolu arayışıyla başlar. Ne yazık ki keşif felaketle sonuçlanmıştır. Öyle ki ekipten 3 kişi buzlarla dolu kıtada kaybolmuş ve kısa sürede hayatını kaybetmişti. Şimdi hızlı bir şekilde 1930 yazına ilerliyoruz. O yaz Antarktika buzunun altında bu talihsiz yolculuğun kalıntıları keşfedildi. Kamptaki kişisel eşyalar ve cesetler neredeyse mükemmel bir şekilde korunmuştu. Dahası bölgede bulunan bir günlük, kaşiflerin son günlerine dair ürpertici bir anlatım içeriyordu. Gizemli Piramit. Bu keşif, donmuş kıtanın büyüleyici ve tartışmalı bir görüntüsünü ortaya koyuyor. Uydu görüntüleri, Antarktika buzunun altında kısmen gömülü piramit benzeri bir yapıyı açığa çıkardı ve bu da dünya genelindeki araştırmacıları şaşırttı. Bu düzensiz yapı, simetrik ve planlı bir şekle sahip gibi görünüyor ve ilgi çekici bir şekilde Mısır'daki Giza piramitlerine benziyor. Keşfe dair teorilerse, doğal jeolojik süreçlerden böylesine bir yapı inşa edecek kadar gelişmiş eski bir medeniyetin varlığına kadar uzanıyor. Bazı araştırmacılar bu yapıyı doğal erozyon desenlerinin sonucu olarak gösterirken, diğerleri kayıp bir medeniyetin varlığını savunarak bunu Piri Reis haritasına bağlıyorlar. Öyle ki bu harita Antarktika'ya buz örtüsünden bağımsız resmetmiş. Dinozor kemikleri. Antarktika'daki keşiflerin çıtasını yükselten heyecan verici bir diğer buluntuysa dinozor kemikleridir. Uzun süredir kaybolan fosilleşmiş bu kalıntılar, kıtanın birçok dinozor türüne ev sahipliği yaptığı yeşil geçmişine dair birçok ipucu sunuyor. Dev boyunlu sauropodların kalıntılarından terapodların kemiklerine kadar uzanan bu fosiller, Antarktika'nın bir zamanlar hayatla dolu bir yer olduğunu kanıtlar nitelikte. Bir diğer yandan Antarktika'da dinozor kemikleri bulunması, kıtanın eski tarihine dair çok sayıda spekülasyona yol açtı. Yine de en yaygın fikir, yaklaşık 70 milyon yıl önce Mezozoik çağ sırasında Antarktika'nın muhtemelen yeşil ve canlılarla dolu bir kara parçası olduğu ile ilgiliydi. O dönemde kıta günümüzdeki aşırı soğuğun aksine daha kuzeyde konumlanmıştı ve ılıman bir iklime sahipti. Antarktika'daki gizemli delikler. Antarktika'nın gizemli sırlarını derinlemesine incelediğimizde bölgedeki gizemli deliklere değinmeden geçemeyiz. Bu tuhaf oluşumlar yıllardır bilim insanlarını şaşırtıyor. Genellikle kıtanın buzla dolu dümdüz bir beyaz örtü olduğu düşünülür. Ancak bu yüzeyi bozan ve bazıları küçük şehirler kadar büyük olan delikler de görülebiliyor. Bu oluşumlar bir anda ortaya çıkıyor, haftalarca hatta aylarca açık kalıyor ve ardından tekrar kapanıyorlar. Gizemli delikler, Rusça'da buzun altındaki delik anlamına gelen Polinya ismiyle anılıyorlar. Öte yandan Polinyalar yalnızca Antarktika'ya özgü değillerdir ve tüm kutup bölgelerinde görülebilirler. Bu oluşumlar genellikle sıcak derin okyanus akıntılarının yükselmesi ve buzları eritmesiyle veya rüzgarın buz kütlelerini birbirinden ayırmasıyla meydana gelir. Ancak bu koşulları başlatan faktörler sır olarak kalmaya devam ediyor. Tibet buzulunda ortaya çıkan virüsler. Donmuş sırları keşfetme arayışımızda doğuya, yani Tibet'in yüksek zirvelerine doğru ilerleyelim. Burada 15 bin yıl öncesine ait 28 eski virüs, buzulun içinden gün yüzüne çıkarıldı. Bilim insanları bu prehistorik örnekleri kontamine etmemek için dikkatli davranmak zorunda kaldılar ve tüm çalışmayı sterilize edilmiş kıyafetlerle yürüttüler. Aslında bu bir korku filmi senaryosu gibi gelebilir ancak virüslerin insanlar için bir tehdit oluşturma olasılığı düşüktür. Çünkü farklı çevresel koşullara uyum sağlamışlardır. Bununla birlikte bu keşif küresel ısınma konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Gezegenimiz ısındıkça buzullar eriyor ve bu da eski patojenlerin tekrar salınmasına yol açabiliyor. Yani Tibet buzulundaki virüsler küresel ısınmanın yol açabileceği en beklenmedik sorunlardan biri olabilir. 1. Dünya Savaşı askerleri. Antarktika'nın kasvetli donmuş vadilerinde 1. Dünya Savaşı'nın dramatik izlerini taşıyan kayıp askerlerin ürkütücü hikayeleri geziniyor.
Issız buz çölünde çok sayıda asker gerilerinde en ufak iz bırakmadan kayboldu. Hem düşmanlarla hem de acımasız kutup şartlarıyla mücadele ettiler ve sonunda da kaybolup gittiler. Yıllar sonra ise buzun derinliklerinde ürkütücü bir halde keşfedildiler. Bu askerler Çugaş Dağları'nın zorlu şartlarında can vermişlerdi. Kişisel eşyalar, savaş araçları ve parçalanmış kemikler bu insanların bilinmeyen hikayelerine bir bakış sunuyordu. Özenli kazı sürecinde askerlerin unutulmuş yolculuklarına dair detaylar bir araya getirildi ve bu da savaşların insanlar üzerindeki etkisini hatırlamamızı sağladı. Antarktika buzulu altında gömülü sırlar çözülmeye devam ederken gelecekte ne tür keşiflerin ortaya çıkacağını hayal etmek heyecan verici oluyor. Belki de başka kayıp medeniyetlerin izlerini buluruz ya da geçmişe dair egzotik ekosistemler keşfederiz. Hatta gezegenimizin iklimsel geçmişi ve geleceği hakkında daha fazla şey bile öğrenebiliriz. Her yeni çalışma bakış açımızı genişletebilir ve hayal gücümüzün bile ulaşamayacağı şeyler görebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.